Haberlerde görünce aklım gitti. Çınar'a da ulaşmaya çalıştım. Bir türlü açmadı telefonlarımı. Geçen akşam geldiğinde biraz bahsetmişti. Araları limoniydi. Ama bu kadarını beklemiyordum doğrusu. Senin hasta yatağında her şeyden haberin var. Ben resmen ayakta uyuyorum. Bu pek senin tavrına münasip düşmemiş Reyhan. Sen ki ailenle her daim yakından alakadar olursun. Bugünlerde biraz aklım karışık abi. Orası belli. Söyle bakalım. Sana böyle dünyayı unutturan meşgalen neymiş? Ben de seninle bunu konuşmak istiyordum. Durum pek iç açıcı değil. Zaten hastaneden çıkacaksın 2 gün sonra, o zaman konuşuruz. Beklemeye acet yok. İyiyim ben. Hadi anlat bakalım. Abi. Biz Mehmet'le boşanıyoruz. Bu işler nasip kısmet kızım. Birbirinizle muhabbetiniz kesildiyse başkasına söz düşmez. Gerçekten kız mısın abi? Kızmadım Reyhan. Lakin üzüldüm. Gönül isterdi ki böyle olmasın. Sen çocuk değilsin. Bu karara varmadan önce muhakkak düşünmüşsündür. Hem de çok düşündüm. Aylardır bir türlü noktayı koyamıyordum. Ama artık kesin kararımı verdim. Bak ben de dünyadan bir habermişim. Canım kardeşim. Nasıl sıkıntılara kargo olmuş da benim ruhum bile duymamış. Sen hep demez misin abi? Kol kırılır, yen içinde kalır diye. Artık bu yen bu kolu saklayamıyordu. Madem kararınız kesin, bu noktadan sonra da aynı sükutla size yakışır biçimde neticelendirin. Aranızda yalana dolana, kapışmaya mahal bırakmadan olsun isim her şey. Merak etme abi. Bu ilişkin neden bittiği ortada. Birbirimize olan sevgimiz bitti. Ama saygımız da bitmeden bu işi bitireceğim. Anlayışın için çok teşekkür ediyorum abi. Ah Reyhan! Senin de burada olman tam isabet oldu vallahi. Hayırdır yenge? Hayırdan da öte kızım, hayırdan da öte. Müjdem var. Söylesene. Yeni evimizin tapusunu aldı. Yani eski ılgaz yalımızın desem daha isabetli olur. Ilgaz yalısını mı aldın? Evet. Aa yenge. Canım benim. Aldım işte, aldım. Necip Bey, evimizi, eski yuvamızı geri aldı. Hayırlı uğurlu olsun efendim. İnşallah. Ha, gelmeden doktorla konuştum. 2 güne kadar taburcu ediyorlar sizi. Artık eşyalarımızı alıp direkt gideriz evimize. Bu taşınma telaşı sırasında bir de benimle uğraşmayın İkbal Hanım. Ben kendi otelime geçerim. Hiç olur mu öyle şey Necip Beyciğim? Evi bir görün, pırıl pırıl oldu. Bir eşyalarımızı alıp gideceğiz zaten. Hem siz hastaneden çıkana kadar her bir şeyler hallolur. Öyle mi? Tabii efendim. Ben her şeyi düşündüm. Siz hiç merak buyurmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.